Sarı Siyah kanalındasınız. Nikola Tesla ve evrenin sırrı. 3, 6 ve 9 rakamların ardındaki gizli sır neydi? Tesla bir zamanlar şöyle demişti. 3, 6 ve 9 rakamlarının ihtişamını ve önemini bilseydiniz, evrenin kapılarını açacak bir anahtarınız olurdu. Nikola Tesla'nın sayısız deney yapmış olduğu bugün bilinen bir gerçektir. Ancak kendine sakladığı bir sırrı olduğunu düşünenler de oldukça fazla. Bilindiği gibi önemli düşünürlerin zihni birçok farklı takıntıyla doludur. Tesla'nın da bazı takıntıları olduğu bilinen bir gerçektir. Bazıları bunları bir takım acayiplikler olarak adlandırsa da Tesla'ya göre ise bunlar gerekli şeylerdi. Tesla'nın bir binaya girmeden önce o binanın etrafında tam 3 kez tur attığını biliyor muydunuz? Ya da kaldığı otellerde sadece 3'e bölünen numaralı odalarda kalmayı tercih ettiğini biliyor muydunuz? Sonuçların sadece 3 sayısı ile ilişkilendirilebilir olduğundan emin olmak için Nikola Tesla, yakın çevresindeki şeyler hakkında hesaplamalar yapar ve verdiği kararları bu sonuçlara dayandırırdı. Tesla'nın verdiği kararların daima 3 ile ilişkili olduğu bilinen bir gerçekti, ancak hiç kimse Tesla'nın bu tuhaf davranışının arkasında yatan gizemi bilmiyor. Şüphesiz ki Tesla eşi benzeri olmayan bir insandı ve bu davranışının ardında bilimsel bir anlayışa dayanan büyük bir mana yatıyor olması hiç de yabana atılabilecek bir ihtimal değildi. Tesla birçok kez yakın çevresindekilere zihninde patlayan flaşlar serisi şeklinde ışıklar gördüğünü ve bu garip deneyimin ardından belli bir süre boyunca sanki evrenin kapıları önünde açılmışçasına inanılmaz bir döneme girerek yeni keşifler üzerinde çalışabildiğini anlatmıştı. Tesla, berraklık anları adını verdiği bu zaman dilimlerinde yeni icadını zihninde hayal edebilme ve algılayabilme yeteneğine sahip olduğunu iddia etmişti. Tesla ayrıca bakış açılarını döndürebilme ve onları birbirinden parça parça ayırabilme yeteneğine sahip olduğunu doğrulamıştır. Bu yüzden Tesla inanılmaz bakış açıları sayesinde bir icadının tam olarak nasıl olacağını ve neye benzeyeceğini en küçük ayrıntısına kadar bilebiliyordu. Dahası Nikola Tesla gezegenimizin boğum noktalarını da hesaplamış ve tahmin edebileceğiniz üzere bu noktaların çoğu 3, 6 ve 9 sayılarıyla derin bağlantılı olduğunu fark etmişti. Evet, Tesla 3, 6 ve 9 sayılarıyla takıntılı bir insandı, ancak ona göre bu sayılar sadece kendisi için değil, herkes için büyük bir önem taşımaktaydı. Ancak Tesla bu konuyu bir icat olarak değil, bir keşif olarak görmekteydi. Ona göre gerçekten de 3, 6 ve 9 sayılarında saklı olan evrenin numarolojik düzenini ilk fark eden kişi kendisiydi, ancak bunu icat değil sadece keşfetmişti. Bu bulgularla Tesla matematiğin de ötesine gitmiştir. Tesla akıl almaz uzaklıktaki yıldız dizminleriyle ve embriyonik kök hücrelerinin dizimindeki rakamsal ortaklıkları ilk fark eden insandı. Bu dizelerde sürekli olarak 3, 6 ve 9 rakamlar eksik çıkmaktaydı. Yaratıcının planı dediği planda ona göre kilit nokta bu 3 rakamdı. Tesla doğanın insana matematik aracılığıyla cevap verdiğini gösteren temel bir sistemin olduğuna emindi. Binary adı verilen ve bilgisayarlar anlayışının temelini oluşturan dilde sadece 2 sayıdan meydana gelir, yani 3'e yer yoktur. Ayrıca hücreler ve embriyolar anlaşılmaz bir biçimde şu dizge ile gelişir. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, nokta nokta. Yani asla 3'e, 6'ya ve 9'a yer vermeyecek şekilde. Ancak Tesla'nın bildiği ve hayalini kurduğu bu şeylerin sıradan bir bilim insanı karalamasından çok daha ötede olduğu bugün görünüyor. Marco Rodin, Vortex Math olarak anılan ve matematiğin derin dallarından biri olan bu alanda 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 ve sonsuzluğa devam eden ve asla 3, 6 ve 9 rakamlarını barındırmayan inanılmaz bir tekrar dizgesi keşfetmiştir. Rodin'e göre bu rakamlar 3. ve 4. boyuta ait olan ve flow field olarak anılan saklı bir vektörü yansıtıyor. Yeni videoda görüşmek üzere.